Merhaba arkadaşlar, Karanlıktır TV ekranlarına hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha beraberiz arkadaşlar. Geçen videoda hediye dağıtacağım demiştim arkadaşlar, dağıtayım. Bayağı bir gün bekledim, çok kişi isim yazar diye de sadece iki kişi yazmış. Aslında bir kişi daha vardı arkadaşlar, onun kullanıcı adını bilmiyorum. Ben geçenkiyim yazmış da bilmiyorum, Kaan Uysal mı ne? Onu bilmiyorum kullanıcı adını, yazsaydı ona da gönderirdim yani, yazmamış, o yüzden ona bir şey yapamam. İki kişiye göndereyim. İsimler doğru yazılmıştır umarım. Oo, 1+50 yapmışlar. Yollayalım, hediye yolla. İlk yazan isim bir kere deneyeceğim isimleri. İnşallah doğru yazılmıştır. MR E G 2 38 GS. İsmin doğruysa bir güç kutusunu kaparsın. Bakalım doğru muymuş. Maalesef arkadaşlar ismi doğru değilmiş. Tekrardan bir bakacağım arkadaşlar. Bir bakayım arkadaşlar ismine, tekrardan bakalım bir. Neredeydi bu yorum? Tekrardan yazayım. Büyük harfle M var arkadaşlar. Küçük R var. Büyük E var. Küçük Y var. Ha pardon, Z'miş arkadaşlar o. Şura Z'miş. Ben bunu deftere yazmıştım da. 38 küçük harfle GS. Böyle yazıyor. Aa, bu sefer çıktı. Al bakalım sana bir tane güç kutusu. Şimdi öbürü nedene yollayalım. Destan sıkası atayım mı diyecektim de boş verin arkadaşlar. Ekine gidin. Ona da gönderek arkadaşlar bari. Ayıp olmasın. Yoksa şey mi gönderek yani? Ne yapmışlar la buna? Ta 2500 çıkmış. Şunu boş verin arkadaşlar. Neredeydi o? Bulamadım. Kaldırmışlar mı la oyundan? Ona da güç kutusu yollayacak arkadaşlar. Ayıp olmasın. Ne yazmış? Onun ismi de böyle. Al sen de güç kutunu, hadi oynayın. Takipte kaldın arkadaşlar. Daha çok isim dağıtacağız. Hediye dağıtacağız. Gönderdim arkadaşlar. Bura gönderilen kutusu, bir tane ona. Bir tane ona. Kaan Uysal o ismini yazmadığı için maalesef ona gönderemeyeceğim. Bir dahaki şeyi bekleyecek. Kaan Uysal, yani yazsaydın ismini gönderecektim de isim yazmamışsın. Ben senin geçenki ismini bilmiyorum. Öyle yazmışsın da ben geçenkiyim diye, neydi, ben unuttum senin kullanıcı ismini, yani bilmiyorum. Yazsaydın sana da bir şeyler yapardık. Sen de bir dahaki seferi bekle. Bu arada arkadaşlar nakitimiz azalmış. Bunu sonra bir ara yükseltiriz gene. Biraz daha bitsin arkadaşlar. Aceleye gerek yok. Şunlar düşüktü ya. Niye böyle yapmışlarsa. K paketinde işe yarayan bir şey var mı arkadaşlar? Bakak. Çöp, çöp. Hepsi çöp. Benim için çöp arkadaşlar bunlar. Hiçbir işime yaramaz. Bir de oyun atalım arkadaşlar. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Ay, hapşurdum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Başlayalım. Burada oynayalım bir el.
Bir dahaki çekiliş de gelecek arkadaşlar ilerleyen zamanda. Beklerseniz alırsınız. Şu an şey var. Boş vaktim yok, o yüzden gönderemiyorum. Hatta arkadaşlar buraya kadar izleyen varsa bu videonun yorumuna oyun içi isimlerinizi yazın. Boş olduğum zaman göndereceğim. Duyan varsa tabi. Buraya kadar izleyen varsa yazabilir. Normalde aslında böyle yapmıyordum da arkadaşlar. Bir dahaki video çekim tarihi uzun olabilir. O yüzden o zamana kadar isimleri ya bol bol yazarlar herhalde. O zaman göndeririz tekrardan. Bir de arkadaşlar sürekli ne zaman göndereceğim, ne zaman göndereceğim diye yazmayın. Boş olduğum zaman göndereceğim. Bunu sürekli arda arda yazana da bir şey göndermemeyi düşünüyorum. İnat yapar gibi sanki. Şu Kaan Uysal mesela öyle yapmış da. Ona gönderecektim isim yazsaydı ama yazmamış. Bunu da söyleyeyim. Yazmayın sürekli gönder gönder diye. Bir vakit oldu mu gönderiyorum işte. Güç kutusu gönderdim bu şeyde. Geçenki hediyede başka bir şey göndermiştik. Sırayla gönderiyoruz arkadaşlar. Haykırma da olur. Başka bir şey de olur. Bu arada arkadaşlar öyle galim falan yazmayın. Onları göndermem. Yani ben gönderiyorum bunu. Ben seçiyorum onu söyleyeyim. Bazen olur enerji paketi, bazen olur haykırma, bazen olur kalyum kutusu ya da başka bir şeyler. Değiştiriyorum arkadaşlar ben bunları. O yüzden onu istiyorum, onu istiyorum yazmayın. Daha şey göndereyim ben size. Farklı şeyler göndereyim. Bu arada şeylerin asmışlar şuraya. Bu arada arkadaşlar OG dövmemiz de bitti. Tıfıl kaldık böyle. Eğer bir daha getirirlerse tekrardan alırız yani. Oğlum senin o dandik karakterin nasıl beni öldürüyor lan? Lan öldük. Gel, bir takla geçireyim de geber. Gene getirirlerse OG'ye dönmesi gene almaya çalışırız arkadaşlar. Şu an yok. Geber lan geber. Ne biçim ölmez şeysin? Lan tam F bas T basacağım. Adam beni öldürdü yine ya. Gördü beni herhalde. Oğlum sen bir git la başımdan. Ne çok geliyorsun bana. Namus gebermiyordu ha. Öl lan öl lan. Ne gebermez şeysin. Şuna bir kol atayım gebersin. İşte OG dövmesi olmadan böyle 5, 6, 10 atıyoruz arkadaşlar. Gerçi onu bile yapamıyoruz da. Ya şu oyundaki de kasmayı bir türlü çözemediler. Bilmiyorum farkına varıyor musunuz da size de. Bunu bir türlü çözemediler gitti. Şuna bakın arkadaşlar yani böyle bir oyunda bu şey nasıl çıktı acaba bilmiyorum. Çoğu kişi diyor arkadaşlar bilgisayarla alakalı değil de hiçbir alakası yok bu oyunla alakalı tamamen. Yani farz edin benim bilgisayarım kötü. İnternet kafede oynuyorsunuz arkadaşlar en iyi bilgisayarla. Orada bile kasma var yani. Kızılay'da arkadaşlar.
Orada internet kafe var arkadaşlar. Bilgisayarları gerçekten son model yani. İşlemcileri i7. Affedersiniz arkadaşlar, az önce bir şey diyecektim. Neyse, bir sürü oyun var yani. Her türlü oyunlar var. Call of Duty desem var. GTA 5 desem var. O var, bu var. Her bir şeyi doldurmuşlar adamlar yani. Ekran kartı falan. Mükemmel bilgisayarlar arkadaşlar. Eskiden öyle yoktu. Şimdi parayı kazanıyor ki demek ki o kadar iyi almış bilgisayarları. Ama arkadaşlar, bu zamanda da öyle bilgisayarlar şart. Yani ben internet kafeci olsam ben de alırdım yani arkadaşlar. Şimdi yalan değil. Neden? Çünkü millet artık öbür türlü oyunlara bakıyorlar yani. GTA 5 falan en çok onlar oynuyorlar. Dandik bilgisayarlar da kaldırmaz tabi. 16 GB RAM var arkadaşlar. Baktım. i7 işlemcilik, güzel. Tam oyuncu kasası var, mükemmel yani. Ananı düştük lan. Yani arkadaşlar, özellikleri şey yaptığınızda, topladığınızda bilgisayar 6000 liralık bir şey oluyor yani. Ama o toplama mı yaptı yoksa şey olarak mı aldı onu bilmiyorum. Yani bunlar özelliklerini sayarsanız tam 7000 lira, 6500 lira bir şey yapıyor. Miktar yapıyor işlemciler falan. Ses kartı, mes kartı desen. Yani manyak bir şey arkadaşlar gerçekten. Yani bu da arkadaşlar, bunu dememin sebebi oyun şeyle alakalı değil. Bilgisayarın kötü olup iyi olmasıyla, kasmasıyla alakalı değil. Tamamen oyuna bağlı bir şey var. Sürekli yazıyorlar arkadaşlar bilgisayarlarınız kötüdür diye de. Cahiller işte, bir şey bilmiyorlar. Çünkü arkadaşlar bazen normale dönüyor, oynanıyor. Bazen kasıyor. Onlar da demek ki normal oluyor, bizde kasıyor. Bizde kasmayınca da onlar da şey oluyor yani, tam ters oluyor büyük bir ihtimal oyunda. Bu da iğrenç gerçekten. Neyse. Evet arkadaşlar, hediyeleri de yolladık gönderilen kısımlarına. Bir kişi daha Kaan Uysal'a da yollayacaktık ama kullanıcı ismini yazmadığı için alamadı. Bunun altına yorumları yazın arkadaşlar. Yorumlara isimlerinizi yazın. Bir dahaki sefere alırsınız. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Öbür videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.